Konuşmalarını yapmak üzere Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'ın kürsüyü teşrifini arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ziraat Odamızın, Ziraat Meclisi Odamızın çok değerli başkanları, sulama birliklerimizin, üretici birliklerimizin, sulama birliklerimizin, kooperatiflerimizin çok değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın, yerel yönetimlerimizden, üniversitelerimizden, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan gelen çok değerli temsilciler, değerli muhtarlarımız, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Mersin tarımının geleceği için hayati önemine sahip bu toplantıda sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Mersin'imiz özellikle yaş, sebze ve meyve alanında Türkiye'nin başkenti konumunda olan bir yerimiz. Özellikle tarım ürünleri ve tarım ürünlerine dayalı sanayide Mersin'imiz gerçekten 81 ilimiz arasında en önde gelen illerimizden biridir. Bu alanda ne yapılırsa, hangi etkinlik olursa Mersin'imize çok önemli katkılar sağlayacağını ve Mersin'imizin hem gelişmesine, hem kalkınmasına, hem de üretimine, çiftçimizin cebine girecek olan paranın artmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bugün tanıtımı yapılan Akdeniz meyve sineği zararlısı ile mücadele eylem planının da inşallah başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle bu eylem planının yürütülmesinde görev alan ve bundan sonraki süreçte görev alacak olan Mersin Valiliğimize, Mersin Büyükşehir Belediye'mize, Mersin Ziraat Odamıza, Ziraat Mühendisler Odamıza, üniversitemize, tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, Akdeniz İhracatçıları Birliği'mize, Mersin Ticaret ve Sanayi Odamıza, huzurlarınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu öyle bir güzel birliktelik ki, evet, Mersin'imizin bu konuyla ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının içinde yer aldığı bir proje. Bu birlikteliği, bu dayanışmayı her alanda devam ettirmeliyiz diye düşünüyorum. Ki bu projeyle özellikle tarımsal üretimde verimliliğimiz önemli ölçüde artacak. Ürünlerimizin kalitesi daha fazla iyileşecek. Hastalık konusundaki yaşadığımız problemleri artık bu projeyle inşallah bu projenin uygulamaya konulmasıyla yaşamayacağız. Bizim için çiftçilerimiz son derece değerlidir, sevgili kardeşlerim. Alınlarının teriyle aş için, ekmek için mücadele veriyorsunuz. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır diye düşünüyorum. Bir taraftan ekmeğinizi, aşınızı temin etmeye çalışıyorsunuz. Ama diğer taraftan da sizler vatanınıza, devletinize, milletinize, ay yıldızlı bu al bayrağımıza sonuna kadar sadık olan insanlarsınız. Sizlerle biz ne kadar gurur duysak azdır diye düşünüyorum. Sizler bizim dayanak noktalarımızsınız. Sizler bizim güç kaynağımızsınız. Eğer siz değerli çiftçilerimiz, muhtarlarımız olmasa bugün biz bu kadar rahat konuşamazdık, bu kadar rahat bir şekilde ülkemizi bu noktalara getiremezdik. Sizlerin gayretiyle, sizlerin çabalarıyla biz bugünlere geldik. Allah'ın izniyle Mersin'imizi özellikle meyve, yaş, meyve ve sebze üretiminde marka şehir haline getirecek adımları da inşallah bundan sonraki süreçte atacağız, birlikte atacağız.
Türkiye'mizin önemli ihracatçı illerinden bir tanesi. Hem sebze ve meyve alanında, Mersin'imiz. Ama bizler ağırlıklı olarak Rusya'ya bağımlı bir yapıda üretimimizi sürdürüyoruz. Eğer Rusya'ya olan ihracatımız iyi ise üretimde de çiftçimizin yüzünün güldüğünü görüyoruz. Ancak pazarları çeşitlendirmemiz bizim açımızdan son derece önemli. O nedenle hatırlarsanız bir ay önce özellikle Körfez ülkelerinin yaş sebze ve meyve ithalatçılarını Mersin'imize getirdik ve Mersin'imizdeki meyve ve sebze ihracatçılarıyla buluşturduk. Ve Körfez ülkelerinden gelenler, meyve ve sebze ithalatçıları Mersin'imize hayran kaldılar. O tarımsal üretimdeki bizim kapasitemizi, modernizasyonu ve verimliliği net bir şekilde gördüler. İnşallah pazarımızı daha da çeşitlendireceğiz ve Mersin'imizi çok daha iyi noktalara hep birlikte götüreceğiz. Değerli kardeşlerim, bu ülkede istikrar olursa, kalıcı bir istikrar olursa bu ülkenin önü açıktır. Ama siyasi istikrarın olmadığı bir ortamda ne ekonomik istikrar olur, ne insanların mutluluğu daha da artar, ciddi sıkıntılar yaşarız. Geçmişte de böyle olmuştur. Ne zaman bir siyasi istikrarsızlık ortaya çıktı, o dönemde Türkiye zor günler geçirmiştir. Türkiye'nin karanlık yılları olmuştur. Türkiye'de büyümenin durduğu, yatırımların durduğu, ihracatın durduğu yıllar olmuştur. Onun için biz kalıcı bir siyasi istikrara son derece büyük bir önem veriyoruz. O nedenledir ki işte bu yeni anayasa değişikliğiyle bizler güçlü bir hükümet altyapısının oluşturulmasını arzu ediyoruz ki toplumda uzlaşma kültürü gelişsin ve bir anlamda artık %50'nin üzerinde oy alacak olan bir hükümet yapısı olur. Eğer biz bugünü düşünseydik böyle bir girişimde bulunmazdık ama Türkiye'nin geleceği için 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra Türkiye'nin kalıcı bir şekilde büyümesi, kalkınması için güçlü bir hükümet altyapısına ihtiyacımız var. Toplumda uzlaşma kültürüne ihtiyacımız var. Uzlaşma anlayışının daha da gelişeceği bir altyapıyı oluşturuyoruz. Onun için ben şunu görüyorum, Allah'ın izniyle bu ülkenin evlatları olarak sizler alın teriyle ekmeğini aşırı kazanan siz değerli kardeşlerim Türkiye'nin önünü açacak bu yolda ciddi bir destek vereceksiniz. Ve Mersin tarımımız, Mersin ziraatimiz çok daha iyi bir noktada olacak. Sıkıntılarımız var mı? Var. Evet. Bunları çözmeye çalışıyoruz. Elektrikle ilgili problemlerimiz var mı? Var. Bunları da gidermeye çalışıyoruz. Ama yılların birikmiş, 30 yıl, 40 yıl öncesinin birikmiş kalıntılarını temizlemek ve düze çıkmak çok kolay olmuyor. Geceli gündüzlü çalışıyoruz. Sizler için çalışıyoruz. Sizin geleceğiniz için, çocuklarınız için, torunlarınız için çalışıyoruz. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de inşallah bizlere güçlü desteğinizi sürdürdüğünüz müddetçe biz de bu çabamızı, bu gayretimizi daha da artıracağız. Ben tüm çiftçi kardeşlerimize, ziraat odamıza, ziraat mühendisler odamıza, Büyükşehir Belediye'mize, Tarım İl Müdürlüğümüze ki bu projenin öncülüğünü yapan İl Müdürlüğümüze, onu konuşmamın başında da unuttum. Mersin Valiliğimize, üniversitemize, huzurlarınızda tüm kamu kurum ve kurumları, kuruluşları ile bu konuyla ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Mersin Valimiz Sayın Özdemir Çakadak'ın kürsüyü peşinden arz edelim. Buyurun sayınlar. Değerli muhtarlarımız, değerli katılımcılar,
sert çekirdekli meyvelerde Akdeniz sineği ile mücadele konusunda valiliğimizin koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediye'miz, Ziraat Odamız, üniversitelerimiz, birçok kurum kuruluşlarımızın ortaklaşa işbirliğiyle özellikle sert çekirdekli meyvelerde üretim kaybına neden olan bu zararlıyla mücadele konusunda el birliğiyle bunu inşallah ortadan kaldıracağız. Benden önceki konuşmacılar yıllık zararının çiftçilerimize 16 milyon lira olduğunu söylediler. Değerli dostlar, daha önce yapılan çalışmalar kapsamında zararlıyla mücadelede ruhsatların alınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımızdan şu anda ruhsatlandırma aşamasında. Ruhsatlandırma aşaması bittikten sonra bu projemiz uygulamaya girecek. Değerli dostlar, bu tür projelerde, Mersin'i ilgilendiren projelerde biz valilik olarak devletin ve hükümetin temsilcisi olarak tüm kurum kuruluşlarımızla birlikte, Mersin'in tüm dinamikleriyle birlikte bütün problemlerimizi beraber yürütmek istiyoruz. Ve hep bu şekilde yapıyoruz. Burada yine bütün kurum kuruluşlarımız olacak. Ana direk olarak İl Tarım Müdürlüğü ve kanunların kendisine verdiği yetki olarak İl Müdürlüğümüz sorumludur. Ama bütün paydaşlarımız bu projenin içerisinde olacaklar. Bu projenin verimli geçmesini temenni ediyorum. Ve bu projeden de sadece projede var olan bütçeyle değil, tamamını sağlamayla ben Sayın Bakanımıza da arz ettim. İnşallah bu yıl uygulamaya geçtikten sonra İl Müdürlüğümüz 700-800 bin lira gibi bir bütçeye ihtiyaç olduğunu söylediler. Ben Sayın Bakanımıza 1 milyon lira bize olursa özellikle sert çekirdeklerde çiftçiniz hiçbir zarara uğramayacak dedim ve bunu inşallah alacağız ve bunu ortadan kaldıracağız değerli arkadaşlar. Ben tekrar projede emeği geçen tüm arkadaşlarımı emeklerinden ötürü kutluyorum, tebrik ediyorum. Sizlere de katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Hepinizi en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlar.